Herkese merhabalar yeniden. Videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine sizler için birçok ilanı inceledim, araştırdım ve fiyat performans olarak muadillerine göre biraz daha uygun görünenleri yayın içerisinde sizlerle paylaşacağım. Müstakil evlere ve köy evlerine yer vereceğim bu yayında. Aynı zamanda denize yakın bir mevkiden de bir ev ilanı sizlerle paylaşacağım. Tekrar hoş geldiniz. İlk ilanımız İzmir Seferihisar'dan olacak. Bu bölgeden düşük fiyatlı, uygun fiyatlı bir yer bulmak, bir ev bulmak çok zor bugünlerde. Bu ilan 640 bin liralık bir köy evi Seferihisar'ın Beyler Mahallesi'nden. Hemen fotoğraflarına bakmaya başlayalım. Ev bu şekilde gördüğünüz gibi. Çevresi yeşil, ağaçlar mevcut. Gördüğünüz gibi eski bir ev. Eğer restore ederim diyorsanız, ilgilenirim diyorsanız belki düşünülebilir bir ilan olabilir. Beyler Köyü de gördüğünüz gibi bu şekildeymiş. Evin içinden fotoğraflara yer vermedikleri için ne kadar masraf var, ne kadar tadilat ihtiyacı var bunu tam olarak bilemiyoruz. Hemen ilanın detaylarına bakmaya başlayalım. 106 metrekare net oturma alanı var denmiş. Oda sayısı 2+1. Bina yaşı 26 ile 30 arası denmiş. Kat sayısı 2. Müstakil tapulu, emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boş denmiş. Açıklama kısmına bakalım. Seferihisar Beyler Köyü'nde doğa manzaralı kargir ev restore edilebilir ya da yatırımlık alınabilir denmiş. 640 bin liraya Seferihisar'ın köyünden bir köy evi. Hemen konumuna bakalım. Harita üzerinden konumu gördüğünüz gibi bu şekilde. Seferihisar'dan biraz daha içeride kalan bir mevkide. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %103 oranında değerlenmiş. Eğer bu bölgeye yakınsanız belki gidip yerinde görülebilir. İlgilenirseniz linki videonun altında açıklama kısmında olacak diyelim ve şimdi Manisa Soma'dayız. 145 bin liralık bir köy evi. Soma merkeze 20 dakika denmiş. İzmir Balıkesir Burhaniye 1,5 saat diye eklenmiş. 90 metrekarelik bir köy evi 145 bin liraya. Fotoğraflarına bakalım. Tapuda da gördüğünüz gibi ilan sahibi paylaşmış, avlulu ev olarak geçiyormuş. Ada 220, parsel 16'da. Çok fazla fotoğrafa yer vermemişler. Paylaştıkları fotoğraflardan ancak evle alakalı fikir elde edebiliyoruz. İlanın detaylarına bakalım dilerseniz. Bina yaşı 31 ve üzeri denmiş. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Bu arada kullanım durumu kiracılıymış. 2+1 bir ev. İlan açıklama kısmında herhangi bir şey yazılmamış. Fiyatı çok düşük. Eğer yakın bir mevkideyseniz belki gidip görülebilir. Konumuna bakalım. Harita üzerinden konumu bu şekilde. Soma'dan biraz daha kuzeyde Balıkesir'e doğru giderken yer alıyor ev. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %131 oranında değerlenmiş. Manisa Soma Karacahisar Mahallesi'nden 145 bin liralık bir köy evi. İlgilenenler linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi İzmir Tire'ye gidiyoruz. Tire Doyranlı Mahallesi'nden 1 milyon 200 bin liralık bir ev. Alanı 1550 metrekare. 1550 metrekare alan içinde bir ev yapılmış. Oda sayısı 2+1. Hemen fotoğraflarına bakalım. Yeşil bir mevkide gördüğünüz gibi. İçinde zeytin ağaçları da mevcut. Onun sayısını daha sonra vereceğim. İlan detaylarında paylaşılmış. Gördüğünüz gibi hoş görünen, güzel görünen bir mevki. Yola da yakın bu arada.
Birazdan 360 derece fotoğrafını çekmişler. Onu da sizlere göstereceğim. Tire dolaylarından geniş bir arsası olan, içinde zeytin ağaçları olan bir yer düşünüyorsanız değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Detaylarına bakmaya başlayalım. Önce şu 360 derecelik fotoğrafına da bir bakalım. Gördüğünüz gibi yola da cepheli olarak görünüyor. Detaylarına bakalım. Bina yaşı 4 denmiş, oda sayısı 2+1. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Açıklama kısmında köy evimiz Tire Doyranlı köyünde komple manzaralı ve ferah, içinde 50 adet yetişkin verimli zeytin ağacı mevcut. Tapu alanımızın içine bir tane daha ev yapılabilir denmiş. Elektrik su abonelikleri açık ve aktif. İzmir'den 85 km, Tire'den 15 km, Bayındır'dan 15, Ödemiş'ten 20 km mesafede, otobüs durağına 500 metre mesafede denmiş. Yerimizin içine kadar resmi yolu mevcut diye eklenmiş. Harita üzerinden konumu bu şekilde gördüğünüz gibi. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %133 oranında değerlenmiş. Evet, İzmir Tire'den 1 milyon 200 bin liraya oldukça geniş arsa içinde, içinde zeytin ağaçları olan bir arsa içinde bir köy evi 1 milyon 200 bin liraya, eğer bölgeye yakınsanız, buralardan bir yer düşünüyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. İlanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Manisa Kırkağaç'tan 530 bin liralık bir evle devam ediyoruz. 3+1 bir ev. Önünde de böyle bir yaşam alanı var gördüğünüz gibi. Fotoğraflarını gezelim beraber. Güzel değerlendirilebilir bir bahçesi var. Gördüğünüz gibi bir kısmı toprak, bir kısmı beton. Ev gayet şirin görünüyor. Mütevazı bir köy evi, içi de düzgün, yapılı. İlan detaylarına bakmaya başlayalım. Kullanım durumu mülk sahibi denmiş, 3+1 bir ev, bina yaşı 2 denmiş. 300 metrekare brüt alan, 248 metrekare net alan denmiş. Sahibinden verilen bir ilan bu arada. Açıklama kısmına bakalım. Komple yeni yapılmış olup manzarasıyla çok güzel konuma sahiptir. Dayalı döşeli eşyasıyla birlikte satılık oturmaya hazır ev diye eklenmiş. Manisa Kırkağaç Bakır Mahallesi'nden 530 bin liralık derli toplu görünen bahçesi olan satılık köy evi. Konumuna bakalım. Neredeymiş tam olarak? Konumu gördüğünüz gibi harita üzerinden bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %94 oranında değerlenmiş. Eğer bölgeye yakınsanız, buralardan bir ev düşünüyorsanız, Ege'den bir köy evim olsun diyorsanız Manisa Kırkağaç Bakır Mahallesi'nden 530 bin liralık değerlendirilebilir bir ilan olabilir. İlgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi denize yakın bir mevkiye gidiyoruz. Balıkesir Marmara Deniz Mahallesi'nden Avşa Adası'ndan satılık deniz ve doğa manzaralı dubleks ev denmiş. 80 metrekare net oturma alanı, bu gördüğünüz büyük terasıyla beraber de 120 metrekarelik bir ev. Gördüğünüz gibi terası oldukça cezbedici. Fotoğraflarını gezelim. Yandan da deniz manzaralı gördüğünüz gibi. Oldukça güzel bir terası var bir yaşam alanı olarak. Evet.
evin içinden fotoğraflara geçtik. Dediğim gibi dubleks bir ev. Üst katında geniş bir terası mevcut. Merdivenler de gördüğünüz gibi. Dışarıdan görüntü bu şekilde. Detaylarına bakmaya devam edelim. Bulunduğu katçatı katı, kat sayısı 2, banyo sayısı 2, kat mülkiyetli tapusu var, sahibinden verilen bir ilan, oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 0 bu arada. 1 milyon 395 bin liraya. Açıklama kısmında deniz manzaralı, geniş teraslı, denize yürüme mesafesi 7 dakika, vapur iskelesine 10 dakika, müstakil girişli, müstakil bahçeli bir ev denmiş. Harita üzerinden konumuna bakalım. Gördüğünüz gibi Avşa Adası'nda konumlanıyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %145 oranında değerlenmiş. Balıkesir Avşa Adası'ndan dubleks 0, denize yakın bir ev düşünürseniz 1 milyon 395 bin liraya. İlanın linki açıklama kısmında olacak. Sahibinden verilen bir ilan bu arada. Bunu da tekrar eklemek istiyorum. Evet, bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Umarım bir gün hayalinizdeki yere, hayalinizdeki eve kavuşursunuz diyelim. Videoların devamı için beğen tuşuna basıp kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylece aynı zamanda İlanlardan da anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.